Selamlar, videoya hoş geldin. Sıralı maçtayız dostlarım. Birazcık geç kaldım. Videoyu kısacık kesiyorum. Son zamanlarda elmas fiyatlarına bolca zam geldi. Haliyle hepimiz üzgünüz. Sponsorum Oynex bu konuda büyük adımlar atıyor ve bizlere elmas fiyatları konusunda birçok avantaj sağlıyor. Oynex de 24 elmastan 24 bin elmasa kadar bolca paket mevcut. Oyun içi 1K elmas paketini 900 TL'den alabiliyorken Oynex'ten aynı paketi sadece 541 TL'ye alabiliyoruz. Neredeyse %50'ye yakın bir indirim var ve bu tüm paketler için de geçerli. Oynex'ten satın almış olduğunuz elmaslarla beraber oyun içerisindeki yükleme etkinliklerine de katılabiliyorsunuz. İndirimlerden yararlanmanız için yapmanız gereken tek şey açıklamalarda bıraktığım linkten Oynex'e kaydolmanız. Bu arada bıraktığım linkten alışveriş yaparsanız bana da destek olursunuz. Hadi bakalım videoya devam edelim. Maça bir 40 saniye falan. Tam böyle maça girerken video programı error verdi de. Evet, Granger ile karşınızdayım dostlarım. İki orman yapıyoruz. Oo, Smite'e de kullandı. Neyse, sıkıntı değil, taşırım maçı her türlü. Zaten yan hesaptayız. Yanımdaki arkadaş cahil. Cahil olduğu için tepki göstermeyeceğim. Taşıyacağım maçı. Şimdi dostlarım, Instagram'daki son storylerimi görmeyen varsa açıklama kısmından Instagram'a gidip son storylere bakabilir. Main hesapta girmiş olduğum birkaç maçın görsellerini paylaştım. Kesinlikle bakmalısınız. Ne varmış kulu şey falan. Zırh botu gider buraya. Biz zırh botu alalım. Ya Karina ile bir giriş ekranında konuştuk. Bir sohbet ettim. Ondan dolayı şey yapmıyorum. Tepki göstermeyeceğim yani. Maçı taşıyıp geçeceğim. Ne yapıyor? Güzel. Hemen şuradan mid'e gidelim. Dün yorumda bir tane arkadaş Granger istemiş. Güzel de beğeni almış. Bir Granger patlatalım istedim. Ben Granger'ı koridorda pek sevmiyorum. O yüzden orman rolünde oynuyoruz şu anda. Yalnız Granger'ı isteyen arkadaş şey demiş. Granger'ı isteyen arkadaş demiş ki hazır sezon başındasın. Sana zahmet demiş, hani sezon başında olduğumuz için bir Granger oynar mısın demiş. Kankam inan, sezon başında ya da sonunda olmamız bir şey ifade etmez. Main hesapta oynadığım maçlarda da aynı buradaki gibi tipler geliyor. Bu Mami gibiler geliyor. Yani yan hesaplarda da aynı tipler geliyor. Bunun aksini iddia eden varsa gitsin son story'ime baksın. Ya oyunda eşleştirme sistemi ve lig diye bir şey yok yani, sadece sembolik. Hatta üst ligdeki insanlar daha kötü oynuyor oyunu, onu da size söyleyeyim. Çünkü spam yaparak lig atladıkları için bir bok yemiyorlar. Ya elobus ya da spam yani. Genelde spam ama %99'u spamdan oluştuğu için daha kötüler yani. Evet, hızlı bir şekilde burayı aldık. Bu arada videoya beğen atarak bana destek olursanız sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim. Arkadaşlar main hesap sezonun ilk gününden beri 25 yıldızlı bandında. Şu anda daha insanlar efsane liginde oynuyor. Ya ona rağmen en çok kötü oyuncular geliyor. Dakika 2'de 5 kere ölen Hanabi mi dersin? Dakika 3'te 6-7 kere ölen Kalit mi dersin? Neler neler. Bir Bennett geldi, 15 kere öldü. Karşısında Chu var, büyü direnci botu falan alıyor ya. İnanılmaz şeyler. Çok garip olaylar yani. Aslında var ya, tam şey yapmalık maç ya. Yok kıran almalık bir maç. Ne yapıyorsunuz lan midde o kadar kişi? Ben ciddi misin lan, nasıl tuttun beni? Aralardan. Aralardan. Hayattaki şansım adlı çalışma. Hemen alalım şu blue'yu. Dediğimizi falan da dönelim. Ya bugün bir tane Tigreal'a tilt oldum. Uzbekistan oynuyorum, tamam mı? Bak benim de en sevmediğim şey aynı bu karaneye uyguladığım tarife gibi.
Bak boş insanlarla muhatap olmazsın. Yani hele buradan böyle bu şekilde yazı yazarak tamamen bir şey yani. Zaman kaybı. İsraf. Neyse. Takımda bir tane Kalit var. Kalit 11 kere ölmüş kanka. Tigreal da ona yazı yazıyor. Ben de Zuxum ölüyorum. Tigreal'a diyorum ki kurban olduğunu diyorum. Bak adama yazı yazma. Oyna oyna, maçı zaten kazanacağız. Hala şey Kalit'e küfür ediyor. Ya oğlum. Adama söveceğine bana gelip görüş ver. Gel benimle oyna. Tamam mı? Senin o adama yazman. O adamın 11 kere ölmüş olmasını değiştirmeyecek ki. Canını yediğin değiştirmeyecek yani. Kaldı ki o adamda beyin olsa zaten gidip o kadar ölmez. Yani. Bir öğrenemedi insanlar bu oyunda insanlarla diyaloğa girilmeyeceğini. Bu oyunda insanlarla hiçbir şekilde diyaloğa girmemen lazım. 5 giriyorsan arkadaşlarınla gireceksin. Maalesef yapacak bir şey, kabullenmek lazım bunu. Bu oyundaki insanlar gerçekten çok rahat oynuyor. Gel buraya. Öldün sen. Hızlı bir şekilde ormanla dönelim. 15-0 oynuyorum mesela. Takımda Angel var. Angel'a diyorum ki, bana diyorum ulti batar mısın? Sadece dediğim cümle bu. Rica ediyorum bir de. Ben insanlara karşı nazik davranan birisiyim. Az buçuk zaten tanıyorsunuz beni. Hani ulti batar mısın diyorum bir de. Bat falan da değil. Emri belki algılanmasın diye. Mesela küfür ediyor bana. Misal örnek yani. Yani senin iyi oynayıp kötü oynaman hiçbir şekilde insanları ya bağlamıyor, umursamıyorlar. İnsanlar şey psikolojisiyle oynuyorlar oyunu. Bir önceki maçın tiltliği var ya. Bir önceki maçtan tilt olmuş, gelip hıncını senden çıkarıyor. O yüzden hiç muhatap olmayacaksın kanka. Karını göstereceksin. Tamam mı? Gireceksin buraya. Buradan yazılı sohbeti kapatacaksın. Direkt oyununa bakacaksın. Olumlu olumsuz hiç fark etmez. Çünkü böyle bir gerçeklik var. Ruh hallerine göre sana tepki gösterecekler. Mesela 2 el önce fitlediğin için ananı söven adam 2 el sonra maçı taşıyorsun diye seni över yani. Bu bir gerçek yani. Gelmiyor üzerime Franco. Adamı yediler ya. İsterim ki oğlum sizi. Daha ver direkt umutsuzluk. Zaten çok önündeyim. Gökkıran stack falan kasıyorum. Ha, ona yetişemedim. Takım ağır dipledi ya. Benim haricimde de herkes güzel oynuyor şu an. Ya bu aslında oyunda değil kanka. Hayatın her açısından geçerli bir şey. Ya Franco. Ah Franco, ah bir sohbet etmeme bir izin vermedin be kral. Arkadaşlar aslında bak. Bu sadece oyun için geçerli değil. Bu hayatın her açısından yani olan bir şey. Salak insanlara laf anlatamıyorsun kanka. İnsanların kendi hayatlarında bazı, her insanın kendi hayatında kendi deneyimlerine göre ya da ruh haline göre bir bildiği şeyler oluyor. O doğrularından insanlar şaşmıyor. Ama aslında şaşmaları lazım. Zaten toplum kendini ya da insanlar kendini bu şekilde geliştirir de. İşte biliyorsunuz. Şey meselesi gibi düşün. Hani o darbeyi yemeden akıllanmazsın muhabbeti var ya. Aslında doğamızda olan bir şey de olabilir bu. Kafamıza vurulmadan bazı şeyleri algılayamıyoruz. Çoğu konuda hepimiz böyleyiz zaten. Bu aşikar yani. Hayatın her açısından böyleyiz. İlla bir darbe yememiz lazım. O yüzden uzak durmak gerek ya. Bak şeye baktığında, insanlığa baktığında sosyal canlılarız. Ama sosyalleşemiyoruz. Bilmiyorum, belki de bizim insanımızın gergin millet olmasından kaynaklı bir durum da olabilir. Öldüm. Nereden geliyor? Gel şu Franco'yu keselim ya.
Geleceğim bize doğru. Ben şey Bitmen Savaş alacağım. Oha hasara bak. Oha. Oha çok kasmışım. Gelecekler mi? Ölür mü? Ah canım. Ya zırh olsa ultiyle teklerim de. Tam kill atalım ya. Bitirmeyeyim maçı azıcık takılalım. Da bizim çocuklar bitirir ama işte. Bitirmeyin maçı. Ah pent atılır. Pent atılır, pent atılır. O base'e çok vuruyorlar. Durun, durun. Çok fazla vuruyorlar base'e. Daha verecek misin? Daha bir de Sage de atmadık. Neyse ver Sif Yıldız da hızlı bir şekilde hesap efsane olsun ya. Hadi bakalım bir sonraki maça geçelim. Evet dostlarım tekrardan selam. İkinci maçtayız. Bizim Mia bağlanmadı. Dakika 3'te tur verebiliriz. Umarım gelir. Bağlandı mı? Kanka bağlandın mı? Şu an muhabbete girmek istiyorum. Tur vereceğiz diye. Bu konuştuklarım boşa gider diye. Şey yapmak istemiyorum ya. Muhabbete bir yandan da girmek istemiyorum. Çünkü böyle çok yaşıyorum biliyor musun? Konuşuyorum konuşuyorum. Ulan dakika 3'te sır veriyor takım daha AFK var diye. 3 dakika boyunca konuştuğum şey boşa gidiyor. Neyse 3 dakika boyunca çilleyelim ondan sonra ben biraz laflarım size. Bugün birazcık kafanızı açayım ya. Hemen şuradan bakalım. Dirt botumuzu alalım tekrardan. Saber falan filan. Erken bir gök kıran yapsam nasıl olur acaba ya? Çok riskli de olabilir de gerçi ucuz bir item. Ben bu el bir adet şey alabilirim arkadaşlar. Dreadnought alıp onu tamamlayabilirim. İlerleyen dakikalarda böyle bir snowball olursam. O ilk kanı ben alsam her şey çok daha iyi olabilirdi. Bu arkadaş geri gelir mi? Gelmez mi? Geldi. Ne yapıyorsun sen kral? Kral öldün kral. Kral bayıldın kral. Botlar da oynuyor ya oyunu. Niye mi oynuyor? Oynamıyorum bilmiyorum o yüzden. Aa iki kule arasında mı oynuyor? Ben şey 4 level oldum mu? 4 olursa sıkıntı arkadaşlar. Misilleme de var. Biraz yavaş oynayacağız buraya. Kestin mi beni cidden? Oh. Oh be öl be. Öl be adam. DJ bakın öyle skill atıyor. Ormanımızı dönelim. Gök kırığımız da bitecek zaten. Turtle'a gitmemiz şimdilik pek bir gerek yok. Hey, buradan tırsmıyor değilim. İki ormancı mı yapıyorsunuz? Yo. Nasıl bir takım kurdunuz oğlum siz ya? Hmm.
Geldi mi onu? Aslında şey yapabilirim bak. Bir tane avcı darbesi alıp arkasına Midas da alabilirim. İlla Dreadnought çıkmama da gerek yok tabi de. Tamam, öldü bu arkadaş. Öldün canım. Saber geliyor, ben de ölmüş olabilirim. Lütfen Saber. Saber, ağzına tüküreyim Saber. Saber! Ya Saber! Saber. Ağzına sıçayım demiyorum da ağzına tüküreyim diyorum videodayım diye. Görüyorsun değil mi? Babadan nezaketliği. Biri zaten. Evet, dakika 3'e geçmiş ya. Arkadaşlar ben ilk maçta ne dedim? Ay, ne diyordum? Hangi muhabbet? Şimdi konuyu açacağım da. Ha, şey diyordum. İnsanların bu hani diyalog konusunda sabit fikirli birazcık iletişimimizi engelliyor demiştim ya. Bizim toplumumuzda da şok oluyor diye. Aslında bu insanların genel bir problemi. Bu arada kendimi birazcık kısıtlayarak konuşuyorum. Çok detaya girersem. Böyle derin konuşmayı seviyorum ama çok detaya girersem. Sıkıntı olabilir çok geniş bir topluma hitap ettiğim için. Neticede her türlü arkadaş izliyor beni. Ama olmaz öyle kanka, sen benim ormanıma giriyorsun, benim canımı aldın. Az bir canım kaldı ya. Jin sen sohbet etme abi, işine bak, oyunda oyna diyor resmen Tamuz bana ya. Benim kanalda da var ya böyle arkadaşlar. Tamuz onlardan. Ne yapıyorsun? Öldün mü? Lan! Lan senin burada ne işin var? Ya arkadaş. Kestin mi onu, iyi bari, güzel. Ya Hayabusa. Abi ormanıma giriyorlar, tiplere bak ya. Şimdi insanlarda bazı şey var böyle. Bu herhangi bir tüm konu, hani tüm konular için geçerli, sabit bir şey değil. Çoğunluk bir şeye inanıyorsa onun gerçek olduğuna böyle inanıyorlar. Öyle bir algı var. Öyle bir şey yok kanka. Ben bunu mesela oyun üzerinden kanıtlayabilirim. Oyunun %95'i duo lane yapıyor. Bu şimdi doğru bir şey mi sizce duo lane yapmak? Yok, doğru değil. Onun %95'i duo lane yapıyor. Ama neticede yanlış bir şey. League of Legends değil sonuçta burası. Mobile Legends. Bu çoğu konuda böyle. Tabi birazcık sabit fikirlilikten kaynaklanıyor. Araştırma korkusu mu denir artık bilmiyorum ama gerçi bunu her türlü böyle şeye yorabiliriz, kafa yorabiliriz bu konuda da. Ne yapıyorsun Leslie? Yok mu ona bir şey? Güzel. Midas alalım, Midas. Midas patlar buraya. Geliyorum oraya doğru. Tamam, öldü. Niye bak, olduğu yerde vurarak kesiyor şey Hayabusa. Hayabusa da R yok kardeşim. Takımın bir kule yıktı. Saldır. Tamam, çıkalım geri de ormana dönelim. Pek patlıcan çalmam da yok ya. İyi, bizim bot lane oynuyor ya şu an. Ya bu birazcık genel olarak böyle yeniliğe açık olmamaktan da kaynaklı olabiliyor arkadaşlar. Oyun olsun, gerçek hayat olsun, çoğu konuda. Çoğunluk bir şeye inanıyorsa geri kalan ona direkt inanıyor ya. Aslında bu yeniliğe açılık, hani yeniliğe açık olmamaktan da kaynaklı. Sabit olmak. Aslında tam tersi, böyle şey olmak lazım. Yeniliğe bence açık olmak lazım. Ne yapalım? Bitmeyen savaş yapalım buraya bir tane. Bunda tank da kasılabilir. Her türlü hasar vururum. Gökkıran yük kasıyor mu? Buradan hemen şurayı da alalım. Hızlı bir şekilde. Cut.
Tamam, öldür o Yavuz'a. Yok öyle bir şey Yavuz'a. Oynasana şu Yavuz'a. Abi Kagura, Kagura bitirdin beni. Gerçekten Leslie'yi o şekilde yemledin mi ya? Çok acımasızsın. Adam fena baitledi bizi arkadaşlar. Leslie fena şey yaptı. Baitledi de misillemesi sıkıntı ya benim için. Yutam uzun. Nice, güzel. Buradan red'e doğru gidelim. Tamam, geldim. Kim ayakta? Tamuz mu ayakta? Ha, büyük boss ayakta. Büyük boss'la uğraşacağız. Büyük boss neredesin? Büyük boss. Patron. Çık bakalım ortaya. Büyük patron. Geldik sana. Büyük patronu vurabilir miyiz? Büyük patron. Ölmüyorsun. Öldürmüyorsun daha doğrusu ama süründürüyorsun gerçekten. Şimdi ben burada aç gözlük yapıp devam ediyorum. Sonra canım bir şeyim kalmıyor. Midasım olmuyor. Kagura geliyor benim kafamı vuruyor baba. Şu tapu da alayım. Kankam redim şey smite'im mi yoksa sen git bak bak işte bak. Neyse. Rakip bir tık ahraz olduğu için bizimkinin yanlışını şey yapamadılar. Değerlendiremediler. Çektin mi onu? Bu Kagura buraya gelir. Of son saniye. Şey nerede? Leslie nerede? Çok öyle bir dünya. Leslie'yi kovalayalım. Gelirse bir düz duruşa var ya yamulturmaya bu sayı. Fena yedi. Bir tane daha düz duruş öldü. Biraz muhabbeti böldüm ama arkadaşlar. Geliyorum oraya doğru. Ya şu an video değil de canlı yayın olsa konu konuyu açardı da. Videoda olduğum için kendimi kısıtlıyorum demiştim ya. Ya burada işin aslı vermek istediğim mesaj şu. Araştırmak lazım ya. Yeniliklere açık olmak lazım. Kısaca özet. 100 kişiden 99'u aynı şeyi söylüyor diye bir kişi farklı şey söylüyor diye o bir kişi yanlış söylüyor olamaz yani. Öyle bir imkan yok. Ha, belki ihtimal olabilir ama kesin öyle olacak diye bir durum yok yani. O 99 kişinin yanlış söylemediği ne malum. O yüzden bir şey öğrenirken böyle bakmak lazım. 99 kişiye değil de bazı gerçekliklere bakmak lazım. Deneyimleyerek, araştırarak falan filan işte. Aslında herkes böyle düşünse var ya. Yani bu herkesten kastım ülke olarak değil, dünya olarak, insanlık olarak. O kadar ileri seviyeye gideriz ki kendimizi aşarız. En büyük yüklerimizden birisi bu. Bunu satsam ne alabilirim? Bir tane umutsuzluk istiyorum da 200 gold lazım. Bir umutsuzluk alayım ya. Kanka salsana beni ya. Yok mu destek bana? Al artık beni, bir bırak artık beni. Ne bela adamsın ya arkadaş. Misilemezim koşuyor kendimi kesiyorum ya.
Canımaz bak şimdi canımaz diye üzerlerine gidemiyorum. Tamam zaferin sana kanka. Bitirdin kanka beni. Okuradan kombu yeriz. Önde kalırsan. Maçı da bir yandan bitirmek de istemiyorum da neyse. Hadi oyuna geldik keselim şunu. Kes bunu ya. Dur ben onu seni baitleyeyim ben gir. Atın uçsun sana aynen. Evet Savage gitti ki. Maç da bitti zaten. Ya Savage atacaktım da. Kagura'ya ölmeyeyim dedim. Hadi ver ver çift yıldız ver çok ver çok ver hadi hadi hızlı hızlı ver 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 ver. Bir tane daha ver bir tane daha ver. Oh güzel. Bayağı bir şey aldım ha. Artı 420. Evet dostlarım dün bir takipçim benden Granger istemiş. Yorumlarda da bayağı bir like almış. Ondan dolayı Granger tercihinde bulundum. Bu tarz böyle yorumları dikkate aldığımı sizlere söylemek isterim. Videoyu beğenerek bana destek olabilirsin. Umarım fazla kafa açmamışımdır. Aslında daha da çok konuşacağım çok fazla şey vardı da kendimi kısıtlıyorum. Dinlerken de zaten biçiyoruz. Anlıyorsunuzdur beni. Bir sonraki videoda görüşürüz. Yarın 17.00'da görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Hatred is now my companion.